sultanım. Duyduklarım doğru mu? İbrahim Paşa'yı boşattınız mı gerçekten? Daha sonra Gülfem. Sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsunuz? Yoksa hünkârımıza? Çekil Gülfem. Bugün her şey bitecek. Hayır sultanım. Acele etmeyin ne olur. Bunun neticeleri çok ağır. Razıyım ben. Ne olacaksınız? Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Emredersin sultanım. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Alın içeri. Hatice'm, durma öyle, yaklaş. Ben de seni görmek istiyordum. Malum, İbrahim yakında sefere çıkacak. Onun yokluğunda burada kalmanı isterim. Neyin var senin, bir şey mi oldu? Hünkârım, ben... Ben İbrahim'le alakalı konuşmaya geldim. İbrahim'le alakalı? Onu boşamaya karar verdim. Sakın dokunma bana. Yaklaşma. Korkma hatun. Sana yardım etmeye geldim. Seni kurtarmaya geldim. Yakında çıkacaksın buradan. Sen kimsin? Kim gönderdi seni? Kudret Ağa derler buna. Paşa Hazretleri'nin emriyle geldim. Allah'ım ya Rabbim, sana çok şükür. Hadi çabuk çıkar beni buradan. Zamanda geleceğim tekrardan. O güne kadar bekle. Hadise çıkarma. Karnındaki Sabi'yi koru. Paşamız nerede? Ne yaptılar ona? Bu kadar yeter Kudret Ağa. Tamam, geliyorum. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek boşamaya karar verdin? Ne olur bana bir şey sorma abi. Senden ricam. Bu kararımı tasdik etme. Evvela sebebini söyle. Eğer hakkım varsa elbette gereğini yaparım. Söyle Hatice'm. Epeydir başka bir hatunla birlikteymiş. Emin misin bundan? Evet. İtiraf etti. Üstelik alelade bir şey değil. Hatuna ev kurmuş. Ondan bir çocuk bile peyda olmamış. Hatunun karnı burnunda. Ağalar.
İbrahim Paşa'yı çağırın gelsin. Söylediğine göre ayrılmış hatundan. Gibi olduğundan da haberi yokmuş. Doğru olabilir ama ne fayda? Yıllarca birlikte olmuş. Benden, ailesinden ayrı bir hayat kurmuş. Bunu nasıl unuturum? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl yaşarım? Kimmiş bu hatun? Esas vahim olan da bu. Meğer yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz. Ne kâr kafa. Alıkoydum hatun. Vakti gelince cezasını çekecek. Hünkârım, İbrahim Paşa'ya ulaşamadık. Neredeyse bulun getirin derhal. Sefere çıkmak üzere ordugaha hareket etmişler. Arzu ederseniz tez ulak yollayalım. Hatice'm sen artık sarayına dön. Evlatların yanında ol. Bir şey söylemeyecek misin? Bana yapılan bu hakarete karşı sessiz mi kalacaksın? Hatice'm, benim kıymetli kardeşim. Sana bunu reva görenler elbet bedelini ödeyecek. Zira hiç kimse ailemden daha kıymetli değildir. Sen nasıl istersen öyle olacak. İbrahim'in akıbetine sen karar vereceksin. Lakin görüyorum ki derin bir keder içindesin. Acın, öfken, kan olmuş akıyor gözlerinden. Öyle bir hissiyatla verilen bir kararın vebali ağır olabilir. Bu yüzden evvela düşünmeni istiyorum senden. Kendin için, evlatların için düşün. Ben zaten... Karar yine senin Hatice'm. İster al canını, ister bağışla. Sen neye hükmedersen benim de hükmüm odur. Bilesin. Çocukları yatırın artık. Sultanım, ilk kez size veda etmeden gidiyorum. Zira bu son ayrılığımız. Sizi bir daha göremeyeceğim. Acı da olsa bunu kabullenmeye ve dahi neticelerine katlanmaya mecburum. Madem niyetiniz beni boşamak, hiç durmayın. Katlime ferman verseniz dahi canım yanmaz. Zira yaşadığım ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Vaktiyle aşkınız için her şeyden vazgeçip Parga'ya gitmiştim. Yine oraya gider kendime yeni bir hayat kurarım. Elbet ölmez sağ kalırsam. Sizi ve evlatlarımı yüce Rabbime emanet ediyorum. Sultanım. Yalnız bırak beni. Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Daha sonra gel Mahidevran. Uyumak istiyorum.
Beni dinleyin ne olur. Yoksa çok geç kalırız. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Hürrem bana tuzak kurdu. Haremi artık o yönetiyor. Ben burada acı çekerken senin dertlerini dinleyemeyeceğim Mahidevran. Bu benim meselem değil. Hanedanın meselesi sultanım. Eğer İbrahim Paşa'yı boşarsanız Hürrem'in ekmeğine yağ sürersiniz. Neden gelip size anlattı? Sizi çok sevdiği için mi? Hayır. O sadece paşadan kurtulmak istiyor. Bunu da bizzat size yaptırmak niyetinde. Kimin söylediği mühim değil. Neticede hakikat bu. Hakikat nedir? Paşanın bir hatunla gönül eğlendirmesi mi? Beni kendinizle karıştırmayın Mahidevran. Ben böyle şeylere katlanmak zorunda değilim. Yar için mi yıkacaksınız yuvanızı? Üstelik birbirinize aşıkken. Ne aşkı? Al. Al oku paşa neler yazmış. Yaşadığı hiçbir şeyden pişman değil. Af dileyeceği yerde bir de üste çıkıyoruz. Zinhar bağışlamayacağım. Bağışlayın demiyorum size. Elbette bedelini ödesin. Mesela sizin gibi güzel bir kadından mahrum kalsın. Ama sakın boşamayın. Bu sadece Hürrem'in işine yarar. Bu akılları kendin için kullansaydın... Hürrem bu kadar büyümezdi. Sultan. Yeter Mahidevran. Çekilebilirsin. Hatice Sultan'ı gördüm giderken. Kanadı kırılmıştı sanki, içim acıdı. Onu yalnız bırakma Hürrem. Merak etme, gözüm üzerinde olacak. Aklım almıyor bir türlü. İbrahim Paşa bunu nasıl yapar, nasıl kıyar sultanımıza? Hem de Nigar için. Süleyman neyi bekliyorsun? Paşa hak ettiği cezayı ne vakit alacak? Yoksa seferi mi bekleyeceksin? Bu mesele... Hatice ile İbrahim arasında. Kararı Hatice verecek. Verdi zaten, boşanmak istiyor. Ben biraz daha düşünmesini istedim. Bağışlarsa ne olacak peki? Göz mü yumacaksın bu ihanete? Bugün Hatice'yi ağlatan yarın seni ağlatmaz mı? Hürrem. Yıllardır ayrı bir hayatı varmış. Sen onu kardeşin yerine koydun. Hiç kimseye baş etmediğin yetkileri verdin. Ama o senin arkandan işler çeviriyor. Bu kaçıncı? Dediğim gibi kararı Hatice verecek. Sultanım. Nihayet layık olduğun yerdesin. En baştan ikaz etmiştim Hatice Sultan'ı. Bu uğursuzu sarayından uzak tut demiştim. Bana yardım edin Sultanım. Çıkartın beni buradan. Ne dedin sen? Karnımda İbrahim Paşa'nın evladını taşıyorum. Yıllardır sizi korudu. En azından bunu onun için yapın. Senin canın kimin umurunda ki? İbrahim Paşa isteseydi eğer burada olur muydun hiç? Paşamız kardeşin yanına yolladı beni. Orada doğuracaktım evladımı.
Lakin Hürrem Sultan engel oldu buna. Müstahak sana. Gör işte onca yıl kime hizmet ettiğini. Sultanım. Hünkârımız her şeyi öğrendi. Artık hiç kimse kurtaramaz seni. İbrahim Paşa nasıl peki? Ona ne yaptılar? Henüz akıbeti belli değil. Yazık ki senin gibi bir zavallı yüzünden bunlar geldi başına. Biraz baş ağrıyacak ama geçer gider. Sen kendi derdine yan. Kudret'a. Acele et. Çıkmamız lazım Hatun. Şunu. Demek kaçıyordun. Sultanım. Bu vaziyette bile sana karşı merhametli oldum Nikar. Fakat benim sabrımı zorlama. Şu anda alırım canını. Alın o vakit. Alın canımı kurtulayım. Dayanamıyorum artık, öldürün beni. Kim yardım etti sana? Sultanım. Cevap ver bana! Madem duymak istiyorsunuz, söyleyeyim. İbrahim Paşa beni buradan, sizin elinizden kurtarmaya çalışan İbrahim Paşa'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü beni seviyor. Yıllardır birlikteyiz. O evi de bana İbrahim Paşa aldı. Nigar. Dışarıda kaldığı gecelerde benim yanımdaydı. Siz onu mutlu edemediniz. Ama ben ettim. Benim yanımda mutluydu. Alın şunun kellesini. İşim bitmedi Nigar. Öyle acılar çekeceksin ki ölmek için yalvaracaksın bana. Götürün şunu.
Kapatın.